Adım Ergin Uçarlı. Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Zeşat diye Zeytinburnu ilçemizde bir birim kurduk. Zeşat, Zeytinburnu Şehir Atölyesi anlamına gelmektedir. Zeytinburnu Şehir Atölyesi ismini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan İŞAD'dan almaktadır. İstanbul Şehir Atölyesi'nden. Zeşat birimi Zeytinburnu içerisinde üretilecek kent projeleri yapmaktadır. Bu projelerden en önemlisi 5366 sayılı yasaya göre sur tecrit bandı dediğimiz bantta uyguladığımız kültür vadisi projesi. Bu projemize başta başkanımız ve başkan yardımcımız olmak üzere tüm belediye bu projeye inanmış ve uygulanmazsa ya da olmazsa olmaz diyebileceğimiz projelerden bir tanesidir. Projemizi Hollanda hükümetinin desteklediği Matra projesi ile PRC şirketi aracılığıyla senede 4 kere olmak üzere toplantılar düzenlemekteyiz. Ben Hacer Bakkal, Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Planlama ve Zeşat Şefiyim. Size Kültür Vadisi'nin planlı gelişim sürecinden bahsetmek istiyorum. Kültür Vadisi alanımız 1981 yılında tarihi Yarımada'nın koruma bandı alanı olarak sit alanı ilan edilmiştir. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından. Ancak bu alan sınırında bir belirsizlik söz konusuydu. Bu sınırı 2006 yılında Anıtlar 4 No'lu Kurulu'nun 1371 sayılı kararı ile belirginleştirdik ve son şeklini verdik. Çalışmalarımız bundan sonra bu sınır içerisinde devam etti. Koruma alanımız plan kararları açısından incelediğimizde ilçe bütününe ait 2000 tarihli onaylı 1/1000 ve 5000 ölçekli planlarda bu alanın da plan kararları öngörülmüştü. Ancak bunlar korumaya yönelik plan kararları değildi. 1000'lik ve 5000'lik plan kararlarını büyükşehir ve ilçe meclis kararlarıyla iptal ettirdik. Bundan sonra alanın konseptine uygun olarak koruma amaçlı 5000 ölçekli Nazım İmar Plan yapım çalışmalarına başlandı. Bu planda tarihi değerleri öne çıkaran bölgenin kültür vadisi olmasına yönelik plan kararları ve oradaki değerleri öne çıkaracak plan kararları öngörülmüştür. Sur içiyle de uyumludur bu plan kararları. İrtifalar düşük tutulmuştur. Yapılaşma değerleri düşük tutulmuştur. Kübra Şen, Kültür Vadisi Proje Koordinatörüyüm. Kültür Vadisi proje alanı, güneyde Marmara Denizi'nden başlayıp surlar boyunca devam eden, yer yer Zeytinburnu ilçesi içerisine giren ve kuzeyde Topkapı Kent Parkı ile biten büyük bir alan. Bu alan zaman içerisinde bir türlü çözüme kavuşamamış bir alan. Bu zamana kadar planları yapılmamış. Bununla birlikte tarihi, kültürel ve donatılar açısından büyük değerlere sahip bir alan. Özellikle biz dört odak olarak adlandırdığımız Merkez Efendi Camii ve çevresi, Mevlevi Hane, Balıklı Ayazma ve Kilisesi, Seyit Nizam önemli değerlerin başında geliyor. Bununla birlikte hastaneleri ve spor kompleksiyle, parklarıyla büyük de donat alanlarına sahip. Böyle önemli özelliklere sahip olmasının yanında aynı zamanda çarpık bazı yapılaşmaları da içinde bulundurmakta.
Bu alanla ilgili olarak plan çalışmaları yapmaya başlandığında ilgili yönetmelik çerçevesinde de bazı zonlamalar yapılmaya başlandı. Bu çalışmaları yapan da genel olarak Zeytinburnu ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerini yürüten olan Zeytinburnu Şehircilik Atölyesi, kısaca ZEŞAT olarak adlandırdığımız atölye yapmakta. Bu atölye 3 yıldır çalışıyor bu alanla ilgili ama proje genel olarak 7 yıldır devam eden bir proje. ZEŞAT plan çalışmalarına başladı ve öncelikli olarak analizler yaptı. Bu çerçevede de alan içerisinde bir pilot bölge seçti. Burasına da Osmanlı Mahallesi adını verdi. Neden Osmanlı Mahallesi dersek, geçmişten gelen sokak dokusunu korumuş bir yer burası. Bununla birlikte kendi içerisinde de az da olsa birkaç sivil mimari örneği ve çok önemli olan Mimar Sinan tarafından yapılmış bir hamama sahip. Çevresinde de önemli yapılar var. Özellikle Merkez Efendi Camii, kütüphane, ahşap konak, tescilli yurt binası, Mevlevihane, Hacı Mahmut Ağa Camii, bizim önemli bulduğumuz karakol ve fırın binaları önemli yapıları oluşturmakta. Merkez Efendi Meydanı, Merkez Efendi Mezarlığı ve Hamuşan Mezarlığı da bu alanı hemen çevrelemektedir. Matra projesi kapsamında Zeytinburnu Belediyesi, Hollanda Hükümeti, Hollanda'dan PRC şirketi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İnsan Yerleşmeli Derneği bir işbirliği yaptı. Bu işbirliği çerçevesinde halkın projelere katılımı ve sosyal kapasitenin artırımıyla ilgili eğitimler başlandı. Bir yılı aşkın süredir eğitimler devam etmekte. Bu eğitimler çerçevesinde sadece halkın kapasitesinin artırılması değil, aynı zamanda çalışanların da kapasitesinin artırılması çerçevesinde eğitimler alınmakta. Bu proje süresi içerisinde halkın katılım düzeyini en yüksek seviyede tutmak, beklentilere en çok cevap vermek, sorunlara olabildiğince çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz. Bu çerçevede de en iyi sizlerle birlikte çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz.